Ağanın eli tutulmaz doğrusu ya. Evet. Alıyorum. Burada depo sahası olarak kullandığımız alanda yamaçtan bir dere kanalı yapılarak bu alan düzenlenecek. Karşıda gördüğümüz alan. Ve bir yeni bir mesire alan oluşturulması düşünülüyor. Şarkenin olduğu alan keza aynı şekilde. Derede bir düzenleme yapılacak. Boşluklar düzenlenecek. Ve burada bir ağaçlandırma çalışmasıyla belki 3-5 sene sonrasında halkımızın ayrıca nefes alabileceği bir mesire alanları da oluşturmayı düşünüyoruz. Aynı şekilde biraz sonra bakacağız. Yan tarafımızda bir alan var. Yani insanların bir en azından cumartesi, pazar gelip bildiğini yapabileceği bir alan. Hem bu depo malzemelerinin çevresel açısından da kötü bir görünüm sergilemiş olacak. Karşıda gördüğünüz gibi devamı şimdi proje çalışmalarını biraz sonra şantiyede inceleyerek kararımızı vereceğiz. Kurulduğu Gölecik Köyü'nün zaten eski bir özelliği. Karacabeyli ve civar köylerde yaşayan vatandaşlarımızın federalle de kimliklerinde burayı tercih etmesi. Gerçekten doğa harikası bir yer. Biz de 3T vizyonumuzun önemli bir ayağı turizm yatırımları, ekolojik turizm ve kırsal turizme önem veriyoruz. Eski Karaağaç mahallemiz, Kulağbak mahallemiz, Longoz ormanlarımız, Yeniköy, Malkara, Boğaz, Kurşunlu, Ihlamur ormanları, Defne ormanları. Bunun yanında da işte Karacabeylerimizin yıllardan beri özlemle beklediği Gölecik Barajı şantiyesinin yakınında Bölge Müdürümüz Sayın Hayati Çelenk Beyefendi'nin de izah ettiği gibi yeni bir mesire alanı oluşturacak. Karacabeyli, Bursalı, Bandırmalı vatandaşlarımızın nefes almasına imkan tanıyacak. Gerçekten doğa harikası güzel bir alan da hem bir taraftan baraj, bir taraftan da bu tür rekreasyon çalışmaları tabiri caizse bir taşla iki kuşunu vurulmuş olacak. Ve güzellikler şehri Karacabey'imiz güzel bir değere daha kavuşmanın mutluluğunu yaşayacak. Evet, BSİ Bölge Müdürümüz Sayın Hayati Çelengi fikri ve müteahhit firmamızın kabul etmesiyle gerçekten güzel bir mesire alanına, rekreasyon alanına kavuşacak Gölecik mahallemiz ve Karacabey'imiz. İnşallah burada restoranlarıyla, kafeteryalarıyla, seyir teraslarıyla çok nadide bir ortam, güzel bir mekan oluşacak. Ben şimdiden BSİ Bölge Müdürümüze ve müteahhit firmamıza da teşekkür ediyorum katkılarından dolayı.